Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Hayırlı bayramlar. Bayramınız mübarek, musmutlu, çok neşeli, çok paralı geçsin inşallah. İnşallah bayramın ilk gününe böyle bol parayla geçmişsinizdir. Böyle direkt balıklama paranın içerisine atlamışsınızdır. İnşallah kurbanlarınızı keserken herhangi bir sıkıntı yaşamamışsınızdır. Allah kestiğiniz kurbanları kabul etsin. Böyle bir güzel giriş yapmak istedim. Bütün enerjimi sizlerin üzerine göndermek istedim. Pozitif enerji, negatif enerji bende kalsın. Bazı olaylar var. Bu olaylarla alakalı sizlerle bu arada birazcık konuşayım dedim. Bakalım süreçler ne gibi ilerleyecek. Senaryolarımızın birazı sıkıntılı, birazı kötü. Hatta şöyle söyleyeyim ben size. Avro 20 yılın en düşük seviyelerine geldi dolar karşısında. Dolar endeksi DXY e biliyorsunuz. 20 yılın tüm zamanlarını deniyor ve yeni yeni tüm zamanlarını yapmaya başlıyor başladı. Hafta sonu geldiği için biliyorsunuz kapanış oldu. Şu an için bir kırmızı mumda duruyor. Fakat bunlara rağmen bir de virüs olayları yavaş yavaş patlak vermeye başlayacak gibi duruyor arkadaşlar. Şu an için ülkeler bunu çok fazla bakamaz. Böyle ılıman taraflar ve yaz gören ülkeler buna çok fazla sıcak bakamaz. Örnek verelim Türkiye. Türkiye'de isterse vakalar 75 bin, 80 bin, 100 lira kadar gelsin. Bu bir şey değiştirmeyecek şu an için. Neden? Çünkü turizm sezonundayız ve bu turizm sezonu içerisinde de eğer yok salgın oldu, bu oldu, şu oldu, maske takın gibi olaylar söylenirse e, turist kaçar. Sonbahara doğru salgınla alakalı ufak da olsa bir beklentiler varmış arkadaşlar. Bu açıklamayı ben yapmıyorum. Kim yapıyor? Tabii ki de bu koronavirüs aşısını bulan bu bizim beyefendi yapıyor. Bu adamın ne kadar borcu var bilmiyorum ama bence bu adamın borcunu bir an önce kapatmamız lazım. Sonbahara yine maske baskı bir şeyler takabiliriz gibisinden konuşuyor. Bu kadar kötü haberi bir tarafa bırakalım bir de iyi bir haberden bahsedeyim. Bu dolar endeksi olayını biliyorsunuz arkadaşlar takip ediyorsunuzdur eminim ki. Dolar endeksi tüm zamanlarını denerken bitcoin dolar karşısında değer kaybettiğinden dolayı aşağı yönlü hareketi oluyordu. Fakat şu an gözlemlediğimiz kadarıyla bu ikisinin arasında bir ayrışma oldu. Bunu perşembe ve cuma gününden örnek vereceğim sizlere. Perşembe günü ve cuma günleri dolar endeksi gittikçe gitti, gittikçe gitti. Fakat bitcoin'e şöyle bir gözlemlediğimizde tamamen o taraftan ayrıştığını ve ona bağımsız bir şekilde yükselişleri geldiğini gördük hepimiz. 4 saatlikte baktığımızda bir W formasyonu bizi karşılıyor arkadaşlar. Karşılamasına karşılıyor. Ama şöyle bir durum da söz konusu var. W'nun kırılımı geldi, bir retestini attı. Biliyorsunuz burada bir kırılım gerçekleştiğinde retest atılır, sonrasında bir yükseliş olur. Buraya kadar her şey güzel, formasyon bazında ufak da olsa bir yükseliş beklentisi var. Hemen araya bir de es vermek istiyorum. Rusya yine Ukrayna tarafında suları birazcık kızıştırmaya başladı. Hani bu geçmişte bazı bir çatışmalar matışmalar vardı ya. Yeni Putin'in yapmış olduğu yeni açıklamada diyor ki aslında onlar çatışma gibi bir şey değildi. Yani biz olayı daha büyütmemiştik. Daha büyük bir olayla gelmemiştik gibisinden bir açıklama yaptı. Yani bu bizim yüz 40 gündemine gördüğümüz olaylar bir fragmanmış büyük ihtimalle. Eğer bu olaylar tekrardan büyük bir patlak verirse tabii ki de buradaki formasyonları ne yapıyoruz? Bir hiçe sayıyoruz ve tamamen piyasadaki bu temel analiz anlamındaki olaylara bakmamız gerekiyor. Bitcoin dominansına geldiğimizde ise hala hakimiyetin çok yüksek olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Kaçlarda mesela %44'lere kadar bir yükseliş tekrardan yaşandı. Bunun yaşanmasındaki olay neydi? Bütün para nereye kaydı? Bitcoin'e kaydı. Bütün para Bitcoin'e kayınca, Bitcoin yükselince de piyasadaki hakimiyet yavaş yavaş artıyor. Burada bizim şu duruma bakmamız gerekiyor mutlaka arkadaşlar. Çok ince bir detay var. Buradaki detay da şu. Bitcoin dominansı yükselmesine rağmen altcoin'ler bir birazcık rahatladı ve nefes aldı bu kadar dominasyon yükselmesine rağmen Bitcoin örnek vereyim yüzde %3 böyle birazcık geri düştüğünde bu dominasyon yüksekliğinde altcoinlerde ciddi bir düşüş yaşanması gerekiyorken Altcoin'ler şu an çok fazla Bitcoin'i şey yapmıyor, umursamıyor. Artık kendi yönlerine bakıyorlar gibi. Bu konularla alakalı anlatabileceğim olaylar şimdilik bunlar. Yine tekrardan bir aksiyon, böyle bir haber ortaya çıkarsa yine tekrardan sizlere paylaşırım. Yine kafanızda takılan herhangi bir şey varsa yorumlardan yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.